Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim. Şimdi Ramazan ayının son günlerine girdik sayılır artık. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayı olan bu mübarek günleri en iyi şekilde inşallah değerlendirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasibi müyesser eylesin. Ramazan bir okuldu, bir mektepti. Bize çok şey öğretiyor, bize çok şey katıyor. Daha doğrusu öğretmeli ve katmalı. Teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla, mukabeleleriyle, namazlarıyla, her biriyle bize güzellikler katan bir ayın içerisindeyiz. Bu güzellikleri bütün bir ömre yaymayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu Ramazan aynı zamanda bize mümin kimliğimizi hatırlatan, mümin nasıl olmalıdır sorusunu kendi iç dünyamızda yeniden düşünmek için fırsat veren mübarek bir ay. Biz de inşallah bugünkü sohbetimizde mümin kimdir sorusuna bir süre içerisinde cevap vermeye çalışacağız. Tabii burada önemli olan daha çok Müslümanın elinden ve dilinden güven veren bir kimse olması yönüne vurgu yapacağız. Sohbetimizi bu çerçevede inşallah Peygamber Efendimizin de müminle ilgili, müminin vasıflarıyla ilgili diğer hadis-i şeriflerini beyan edip inşallah sohbetimizi bitireceğiz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Müslümanı şöyle tarif ediyor. El Müslimu men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların kendisini selamette hissettiği kimsedir. Mümin de yine şöyle tarifin devamında şöyle deniyor. Mümin de yine diğer insanların canlarını ve mallarını güvende hissettikleri, ona karşı güvende hissettikleri kimsedir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz Esma-ı Hüsna'sı var ve güzel isimleri var. Bu güzel isimlerin içerisinden bir tanesi de El-Mü'min. Burada mü'min demek, yani Allah'ın bir ismi olarak mü'min, güven veren, aynı zamanda vaat ettiği konusunda kendisine güvenilen anlamına gelir. Mü'minlerin de kendi içinde yaşadıkları toplumda, çevrelerinde elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri bir kimse olmaları gerekiyor. Bu konuda bir mümin, kıymetli kardeşlerim, hassas olmalı, hayatını bu duyarlılık içerisinde yaşamalıdır. Bu konuya biraz sonra belki daha detaylandıracağız, fakat Peygamber Efendimizin müminin özellikleriyle ilgili yaptığı bir benzetmeyle sohbetimize başlamak istiyoruz. Peygamber Efendimiz bir gün bir toplulukla otururken kendisine hurma ağacından yapılmış süte benzer bir gıda getiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yedikten sonra diyor ki çevresindekilere, bana öyle bir şey söyleyin ki, bir ağaç söyleyin. Meyvesi sürekli meyve verir, sürekli bereketlidir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Tabi oradakiler bir takım ağaç isimleri söylüyorlar. En sonunda Peygamber Efendimiz diyor ki, bu hurma ağacıdır buyuruyor. Hurma ağacıyla Peygamber Efendimiz mümin arasında bir benzetme yapıyor ki ona gelmeden önce ayet-i kerimede Cenab-ı Hak da bir benzetmeyle yine bizlere iman ve inkarı, daha doğrusu kelime-i tevhidle inkar sözünü, şirk sözünü bir benzetmeyle anlatıyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu ayetle Peygamber Efendimizin anlattığı, bize ulaşan hadisi paralellik arz ediyor. Şöyle buyuruyor ayet-i kerimede, Bismillah, Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer. Tü'ti ukuleha külle hinin bi izni rabbihe. O sürekli Rabbinin izniyle ne verir? Meyve verir. Ve yadribullahul emsele linnâsi leallehum yezzekkerun. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirir.
Kötü sözü de ayet-i kerimenin devamında şöyle beyan ediliyor. Şuna benzetiyor Cenab-ı Hak. Benzetmeyle bize anlatıyor. Ve meselu kelimetin habisetin keşeceratin habisetin cütüsset min fevgil ardi melhe min garar. Evet, burada da kıymetli kardeşlerim, kötü söz de gövdesi yerden koparılmış. O yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzetiliyor. Peygamber Efendimiz bu ayette bir benzetme olarak kullanılan güzel ağaç ile hurma ağacının, kötü ağaç ile de halk arasında Ebu Cehil karpuzu olarak da bilinen ve meyvesi acı olan Hanzal adlı bitkinin kastedildiğini, Peygamber Efendimiz'in bunu kastettiğini bize beyan ediyor müfessirlerimiz. Böylece kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak sadık imanın ifadesi olarak kelime-i tevhidi, la ilahe illallah sözünü hurma ağacına, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü hurma ağacına benzetirken, Allah Resulü de sadık mümini hurma ağacına benzetmiştir. Mümin ile hurma ağacı arasında bir benzetme kurarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak hurma ağacının kökü dikkatlerimize arz ediliyor. Çünkü sağlam bir ağaç, verimli bir ağaç, meyvesini güzelce veren bir ağacın kökü sağlamdır. Toprağın derinliklerine kadar inmiştir ve toprağı sıkı sıkı sarmalamıştır. Buna göre nasıl ki bir hurma ağacının kökü sağlam bir şekilde toprağın derinliklerine kadar iniyor ve sarıp sarmalıyorsa, bir müminin imanı da kalbinin derinliklerine kadar işlemeli, yerleşmeli, orada sabit ve kararlı olmalıdır. Ve kıymetli kardeşlerim, hurma kökü önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü onun gövdesi ve yaprakları kökten beslenir. Ve burada bu anlamda kaynak olarak kök dikkatimizi çekiyor. İmanın da güzel davranışlar ve salih ameller olarak önemine dikkat çekmek istiyoruz. İman da kalpte güzel bir şekilde yer alırsa, o da salih ameller olarak, ibadet olarak, ahlak olarak bir müminin hayatında kendisini gösterir. Kök ağaca ne yapar? Toprağın içerisinden mineraller ve vitaminler alarak ağacı besler. O gövde sağlam olur. Bunun yanında dalları yükselir ve güzel bir meyve verir. Kök adeta ağaca hayat taşır, onu diri tutar. Onu faydalı bir ağaç meydana getirir. İman da kıymetli kardeşlerim, sağlam bir iman, kalpte yer edinmiş, sabit, kararlı bir iman ne yapacaktır? Mümini her haliyle güzel bir insan yapacaktır. Hali, davranışı, konuşmaları, hal ve hareketleri güzel olacaktır. İmanla insanın bütün tavır ve davranışları, sözleri beslenecektir ki güzel, sağlam bir imana sahip olan bir insanın bütün davranışları da güzel olacaktır. Evet, burada sağlam bir iman olmayınca ne olacaktır kıymetli kardeşlerim? Şüphe olacaktır, kalpte şirk olacaktır ve inkar olacaktır. Bu da Allah korusun kişinin davranışlarına olumsuz olarak yansıyacaktır. Ve kökü sağlam olmayan bir ağaç nasıl ki rüzgarda, bir fırtınada, bir kasırgada yerle bir olacak olursa, aynı şekilde iman sağlam olmazsa, şüpheler barındırırsa içinde, inkar barındırırsa, şirk barındırırsa Allah korusun, o iman kişinin dünyasına da ahiretine de bir fayda sağlamayacaktır. Evet, bu halde kıymetli kardeşlerim, iman nitelemesine imkan veren kök vasıftır. Mümin olma niteliğini imana borçludur. Mümin bir taraftan tüm gücüyle imandan beslenirken, diğer taraftan da bu iman sayesinde Allah'a yücelmeye, Allah'a yakın olmaya, amelleriyle rızasına ulaşmaya çabalar. Hurma ağacının dalları nasıl ki göğe yükseldiğinde ne olur? O dallardaki meyveleri ve dalları aşağıdaki tehlikelerden ve kirlilikten korur. Dallar yükseğe çıktıkça daha temiz kalır meyve ve daha güvende olur. Müminin imanının sağlam olmasıyla birlikte yapacağı ameller de onun rızayı ilahiye ulaşma çabasında onu temiz kılacaktır.
aynı zamanda kendi iç dünyasında güven hissedecek ve çevresine güven verecektir kıymetli kardeşlerim. Evet, imanın meyvesi salih ameldir kıymetli izleyenler. Kökü ve dalları güçlü olan bir ağacın aynı oranda güzel ve tatlı meyvesi, tatlı meyve vermesi tabidir, kaçınılmazdır. Salih amel, iman ağacının meyvesi ve müminin imanının göstergesidir. Evet, kök sağlam olursa dedik, salih amellere yansır. Salih amel nedir? Salih amel, Allah'ın haram kılmadığı, yasaklamadığı, insanın kendisine ve çevresine, toplumuna, milletine fayda sağlayan her türlü güzel iş, olumlu davranıştır. Salih amellerin ibadet boyutu vardır, ahlaki boyutu vardır. Namaz bir salih ameldir, oruç bir salih ameldir. Aynı zamanda komşuyla iyi geçinme bir salih ameldir. Yetimlere sahip çıkma, toplumdaki mağdurlara, mazlumlara sahip çıkma bir salih ameldir. Kişinin evlatları arasında ayrım yapmaması, ana babasına hürmet etmesi, ilgi göstermesi bir salih ameldir. Bunların hepsi salih amel cümlesindedir ve kişiyi Allah'a yaklaştıran tutum ve davranışlardır kıymetli kardeşlerim. Evet, ahlak da imanın, iman ağacının meyvelerinden biridir ki buraya biraz daha vurgu yapmak istiyoruz. Müminin imanı ile ahlakı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini sizlere aktarmak istiyorum. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından da en güzel olanıdır. İman bakımından en mükemmeliniz, ahlak bakımından da en güzel olanınızdır buyuruyor. Evet, men amile haseneten fesurra bihe ve amile seyyiyeten fese etu fehuve mümin buyuruyor Peygamberimiz. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor ve kötülük yaptığında üzülüyorsa o kişi mümindir. Yani toplum içerisinde insanlarla ilişkilerimizde yaptığımız hal ve hareketlerin sonunda eğer bazı yanlış işlerimizde, kötü işlerimizde kalben bir sıkıntı, bir üzüntü, keşke bunu yapmasaydım gibi bir hassasiyet durumu ortaya çıkıyorsa ve sevinç, insanları mutlu edecek şeyler yaptığımızda da huzur buluyorsak işte bu imanın göstergesidir şeklinde beyan ediliyor kıymetli kardeşlerim. Ve müminin güzel ahlakına zarar verecek şeyleri de Peygamberimiz bizlere beyan ediyor. Leysel müminu bitta'ani velel la'ani velel fahişi velel bezi. Mümin insanları karalamaz. Mümin insanlara lanet etmez. Mümin insanlara kötü söz ve davranışta bulunmaz. Ve mümin asla hayasız olmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dışında Peygamber Efendimiz toplum içerisinde birlik ve beraberliği zedeleyici, İslam toplumu Müslümanların birlik ve beraberliğini halel getirici tutum ve davranışlardan olmak üzere bazı şeyleri de bize yasaklıyor. Buyuruyor ki Efendimiz laf taşıma, sövüp sayma ve sopla övünme cehennemdedir. Bunlar bir müminde bir araya gelmemelidir. Bunlar neden yasaklanmıştır kıymetli izleyenlerimiz? İslam bir huzur toplumu, bir barış toplumu öngörüyor Cenab-ı Hak dünyada. Çünkü biz dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. O halde yaşadığımız toplum da bir beraber olmalı, bir huzur toplumu olmalı. Bireyler arasında kardeşlik hukuku egemen olmalı. Oysa insanlar arasında laf getirme, laf götürme, insanların dedikodusunu yapma, onların onurunu rencide edici söz ve tavır davranışlarda bulunma bu birliği beraberliğe halel getirecek ve toplumun çözülmesine sebebiyet verecektir ki toplum çözüldüğü zaman orada işte İslami bir hayat yaşamak mümkün değildir. Müslümanların birliğinin beraberliğinin olmadığı zamanlarda, durumlarda Allah korusun o toplum, o millet, o memleket dışarıdan her türlü saldırıya ve işgale açık hale gelecektir. Bundan dolayı Müslüman fertlerin arasında innemel mu'minune ihvetun, müminler kardeştir şiarının her daim egemen olması ve bu şiarı, bu ilkeyi bozacak, buna zarar getirecek her türlü tutum ve davranışlardan Müslümanların uzak olması konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yönelik ciddi uyarıları vardır. Bir Müslüman bunları asla unutmamalıdır.
Evet, hadiste yeniden hadisimize dönecek olursak hurma ağacının meyvesiyle mümin arasında benzerlik kurulurken hurma ağacının her zaman meyve verdiğini beyan ediyor Peygamber Efendimiz. Sadece meyvesinden değil, o ağacın odunundan, yapraklarından, dallarından her türlü şekilde faydalanılır. Demek ki mümin de kendisinden her türlü fayda görülen bir kimsedir. Toplumda herkes müminin yanına geldiğinde onun sohbetinden haz almalı, onun hal ve davranışlarından, tavırlarından kendisinin zarar görmeyeceğine emin olmalı, kendisini güvende hissetmelidir ki işte gerçek anlamda o Peygamber Efendimizin beyan ettiği üzere ahlak sahibi, kamil bir mümin olabilsin kıymetli kardeşlerim. Ve müminin yanında olanlar o güzel davranış ve tavırlardan, sözlerden mutlaka etkilenirler. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz bize bir hadis beyan ediyor. Bunu da aktarmak istiyorum sizlere. Yine bir benzetme yaparak insanların kafalarında daha kalıcı olsun, insanlar daha iyi anlayabilsinler diye bir benzetme yaparak bizlere anlatıyor. Meselül mümini kemeselil attar. Mümin diyor güzel koku satan birisi gibidir. İn celestehu nefe'ak. Onunla oturan fayda görür. Ve in meşeytehu nefe'ak. Ondan yürüyen fayda görür. Ve in şaraktehu nefe'ak. Ve onunla iş yapan da ne yapar? Muhakkak fayda görür. Her türlü müminden diğer insanlar faydalanırlar, zarar görmezler. İşte bir mümin ismine yakışan tutum da budur. Mümin çevresine güven verendir ki kendi iç dünyasında güvenli hissetmeyen bir insanın da huzur hissetmeyen bir kişinin de çevresine huzur ve güven vermesi mümkün değildir. Bunun için de imanı sağlam tutmak, güçlü tutmak gerektiğini ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde okuyoruz. Sağlam bir inanç her türlü şirkten, her türlü şüpheden, her türlü inkar gibi zararlı fikirlerden bir Müslüman kendisini korumalı. Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifi iyi okumalı, büyük İslam alimlerinin eserlerinden sağlıklı bir şekilde faydalanmalı ve kendisini her türlü o zararlı fikir ve düşüncelerden korumalıdır. Evet, şimdi kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar arasında, toplum arasında bir müminin çevresine güven verebilmesi için ve insanların ona karşı kendini güvende hissedebilmesi için uyması gereken ilkelerden birisi de Peygamber Efendimiz'in yine bize altın kural olarak adeta bugüne kadar ulaştırılan bir hadis-i şerifi var. Bunu mutlaka aktarmak istiyoruz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hiçbiriniz kendi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil manada bir mümin olamaz. Kendisi için istediğini diğer bir mümin kardeşi için de istemedikçe hakiki anlamda mümin olamaz, iman etmiş olamaz. Ya da daha farklı bir şekilde söyleyecek olursak sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına da yapma. Bu tarih boyunca şu veya bu şekilde evrensel bir ahlak ilkesi olarak da gelmiş kıymetli kardeşlerim. Fakat insanlar dünyevi çıkarlar ve bir takım nefsani, şeytani dürtülerinin etkisiyle maalesef bunu çiğnemişler. Şu anda da çiğniyorlar. Bu konuda Müslüman dikkat etmeli. Empati diyorlar, kendini karşıdakinin yerine koyma. Aynısı sana yapılsa ne yapardın, ne düşünürdün gibi insanın bunu kendi içinde sorması gerçekten tutum ve davranışlarını daha bir disipline etmesine fayda sağlayacaktır. Evet, ve kıymetli kardeşlerim, hurma ağacı ile mümin arasında kurulan benzerliğin bir başka yönü hurmanın yaprakları ile ilgilidir. Daima yeşil kalır, hiçbir zaman dökülmez hadis-i şerifin beyan ettiğine göre. Bu yeşil kalması, dökülmemesi, istikrarın, sabit kalmanın müminin bu vasıflarla benzeştiğini ortaya koyuyor. Tabii ki hayat sıkıntılarla dolu, dertler, kederler, acılar var. Bunlar imtihanın hikmeti gereği, imtihanın sırrı gereği olacaktır. Mümkün değildir olmaması. Çünkü ayet-i kerimede sizi mutlaka deneyeceğiz diyerek o denenecek şeylerin işte mallardan, canlardan eksiltme, evlatlardan eksiltme, insanın işte vücut azaları, ürünler, mahsullerden eksiltme gibi şeylerle insanın mutlaka deneneceği beyan ediliyor.
ve bunun sonunda da sabredenleri müjdele şeklinde ayet-i kerime bitiyor. Peygamber Efendimiz de bununla ilgili yine bu ayete anlam olarak yakın olan bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a kavuşacağı güne kadar mümin erkek ve kadınların kendisine, çocuğuna ve malına sıkıntı ve musibet gelmeye devam edecektir. Ancak başına gelen olumlu ya da olumsuz hiçbir hal ve hadise müminin hayır ve güzellikten vazgeçmemesini sağlamalı. Mümin hayra ve güzelliğe devam etmeli. Allah Resulü bunu bir veciz ifadesiyle şöyle beyan ediyor. Müminin durumu ne kadar da ilginçtir. Başına güzel bir olay gelse, bir nimete kavuşsa sevinir, Allah'a şükreder. Bu onun için bir kazançtır, lehinedir. Başına bir sıkıntı gelir, bir felaket gelir. Bu defa da sabreder. Bu da mümin için nedir? Bir hayırdır, bir kazançtır onun lehine. Ve her iki durumda da Müslüman nedir inşallah? Kazançlıdır, hayır içerisindedir. Evet, kabul edilmelidir ki başına gelen musibetler ve zorluklar karşısında mümin bazen duygusal açıdan sarsılabilir. Bazen beşeri ve hissi yapının işte saikiyle tökezleyebilir. Olur, insanız hepimiz. Ancak burada da önemli olan kararlı bir duruş sergilemektir. Nitekim mümin sendelediğinde, böyle sıkıntılar içerisine girdiğinde iman onun elinden tutar ve onu yeniden kaldırır. İşte o sağlam iman dediğimiz burada önemlidir kıymetli kardeşlerim. Öbür türlüsü yani içinde şirk, şüphe, inkar ve bir takım zararlı fikirlerin barındırıldığı bir iman, gerçek anlamda iman olmayacağı için o sıkıntılar karşısında mümine yardım etmez, mümini korumaz. Sağlam iman ise her türlü sıkıntıda, kederde müminin yıkılmasına engel olur. Mümin sarsılır ama yıkılmaz. O iman onun elinden tutar, kaldırır. Bunu da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bizlere beyan ediyor. Mümin diyor Efendimiz, yeşil ekine benzer. Yani rüzgar eser ama o yeşil ekin ne olur? Kırılmaz. Eğilir fakat geri rüzgar dindiğinde geri eski haline döner. Rüzgar sakinleşir. İşte mümin de böyledir. Musibet ve belalar sebebiyle eğilir fakat asla yıkılmaz. Kafir ise diyor Peygamber Efendimiz serttir, dimdiktir. Selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp atıverir. Bir diğer taraftan mümin sadece diğer insanlarla ilişkisinde güven veren ve kendisine güven duyulan bir insan değildir. Sadece insan ilişkilerinde değildir bu. Müslümanın yaşadığı çevrede Allah'ın yarattığı diğer mahlukata karşı da nedir? Elinden zarar görmeyen bir varlıktır. Yani Müslümanın, müminin bir çevre bilincine sahip olması gerekir. Çevreye karşı koruyucu olmalı, oraya zarar vermemelidir. İçinde yaşadığı dünyanın kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Diğer bütün emanetlerin nasıl hesabı sorulacaksa, içinde yaşadığımız bu dünyanın, çevrenin, mahallemizin, şehrimizin, ülkemizin, dünyamızın da bize bir emanet olarak verildiği, bütün yeraltı, yerüstü kaynakların bizim için bir emanet olduğu bilincini her daim düşünmeli, ona göre hareket etmeli. Orada da güven verici ve güven artırıcı bir rolde olmalıdır mümin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada müminin için iyiliğin ve güzelliğin bir hayat tarzı olduğunu beyan ederken onu bal arısına benzeterek bir hadiste bize şöyle buyurur ki biraz önce anlattıklarımla ilintilidir bu. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪هِ اِنَّ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّهْلَ. Evet, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Bal arısına benzetiyor burada Efendimiz Müslüman'ı, mümini. اَكَلَتْ تَيِّبًا. O ne yapar? Güzel şeyler yer. وَدَعَتْ تَيِّبًا. Yine o güzel şeyler yediği gibi güzel şeyler üretir. Ve وَوَقَتْ. Ve güzel bir şekilde konar. فَلَمْ تُكْسَرْ وَلَمْ تَفْسُتْ buyuruyor Efendimiz. Konduğu yeri kırmaz ve olduğu yeri de bozmaz. Evet, burada mümin ile arasındaki benzerlik bal arısının yedikleri gıdalar ve ürettiklerinin temizliği ile alakalı. Yine
Bal arısı nasıl ki ağaçların ve bitkilerin, o çiçeklerin en güzel yerlerinden gıdalanır, beslenirse, mümin de Allah'ın verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından gıdalanır ve rızıklanır. Arının tertemiz çiçeklerden aynı temizlikte bir üretimle şifa kaynağı bir bal verdiği gibi mümin de temiz, kaliteli ve hilesiz bir üretim yapar. Müminin çalışıp emeğiyle koyduğu, ortaya koyduğu her türlü ürün kendisi ve toplumu için faydalıdır, anlamlıdır. Nitekim bal arısının ürünü olan bal da insanlık için büyük bir nimet ve şifa kaynağıdır. Evet, burada kıymetli kardeşlerim, biraz önce de dediğim gibi değinilen bir başka konu, çevre bilinciyle ilgili. Bal arısı çiçeğinden yararlandığı ağaca hiçbir zarar vermiyor. Aynı şekilde mümin de imar etmekte olduğu, içinde yaşadığı aleme, kainata, çevreye dengeyi, orada dengeyi bozacak bir davranış içerisinde olamaz kıymetli kardeşlerim. Olarak Müslümanın günahlara karşı tavrı, iyi bir mümin olabilmesi için günahlara karşı tavrı ile ilgili Efendimizin hadis-i şerifini de okuyup bitirelim inşallah. Mümin günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi görür. Facir ise günahlarını burnun üzerine konan bir ve kovalayınca gidecek bir sinek gibi görür. Mümin günlük hayatın meşgaleleri içerisinde şu veya bu şekilde hata edebilir, yanlış edebilir, günaha düşebilir ve ama hemen arkasından tövbe ve istiğfarla onu gidermeye çalışır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz'in yine bir benzetmesini aktaralım. Mümin diyor Efendimiz, yularından bir yere bağlanmış bir ata benzer. O at gezer, dolaşır da bağlandığı yere geri döner. Mümin de unutarak hata işler ve sonra yine inşallah imana döner. Evet kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizi imandan, İslam'dan ayırmasın, istikametten ayırmasın, hidayetten ayırmasın. Şu mübarek Ramazan'ın son dönemecine girmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlısıyla Ramazan'a da Cenab-ı Hak bizleri ulaştırsın. Hayatımızı bir Ramazan disiplini içerisinde geçirmeyi ve inşallah nihayetinde de gerçek bayrama ulaşmayı Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.